Değerli izleyicilerimiz merhaba. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Gerek fiziki gerekse teknolojik açıdan her geçen gün gelişen Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, kadrosundaki isimlerle sadece Isparta'nın değil, bölgesinin ve ülkemizin tercih edilen sağlık kurumlarından biri olmaya devam ediyor. Ve bizler de sizleri hastanemiz doktorlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz Sağlıklı Yaşam programlarında. Bu programımızın konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Önder Tomruk ve Yardımcı Doçent Doktor Nesrin Gökben Beceren. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bölüm Başkanı olarak Sayın Hocam Önder Tomruk Hocam sizinle başlamak istiyoruz. Acil tıp deyince ne anlıyoruz? Acil tıp nedir? Acil tıp deyince özellikle insanoğlu var olduğu sürece hastalıklar olmuş. Bu hastalıklara da acil müdahaleler gerekmiş. Fakat acil tıp uzmanlığı özellikle 1968-70'li yıllarda Amerika'da uzmanlık dalı olmaya başlamış. Sonrasında da ülkemizde 1993 yılında resmi gazetede yayınlanan bir şeyle acil tıp uzmanlığı getirilmiş ülkemize de. Buna sebep olan yine 9 Eylül Üniversitesi'nin o dönemki rektörü bu işe sebep olmuş ve Amerika'dan getirdiği bir uzman hocamızla bunu başlatmış. Sonrasında da tabii ki gelişerek tüm Türkiye'de şu anda acil tıp uzmanlığı hemen hemen verilmeyen üniversite veya araştırma uygulama hastanesi kalmamış durumda. Üniversitemizde de 2000 yılında bunun ilk adımları atılmış, acil tıp ana bilim dalı kurulmuş ve ilk asistanlar alınmış. İlk asistanlardan biri de Sayın Öğretim Üyemiz Nesrin Gökben Beceren'dir. Tabii ki sonrasında bu gelişim devam etmiş. Yaklaşık 17 yıldır da biz de uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Ve uzmanlık eğitimde acil tıp uzmanı arkadaşları yetiştirmekteyiz. Tabii gelişim sürecinde Gökben Hanım'dan da acil tıp uzmanlığı ile ilgili bir şey almak istiyorum. Evet, birebir yaşamış birisi olarak üniversitemizde acil tıp uzman bölümünün ilk öğrencilerindensiniz. Şimdi işin doğrusu pek de belki biz farkında değiliz ama dediğiniz gibi yakın bir geçmiş değil. Artık bayağı bir eski bir geçmişi var. Yaklaşık 25 yıllık bölümün. Bir geçmişi oldu. Ama acil tıp uzmanına biz mi az rastlıyoruz ya da o konuda biraz algımız mı zayıf bilmiyorum. Yani acile gittiğimizde gördüğümüz doktorun, muayene olacağımız ya da bize müdahale edecek olan doktorun bir uzman olduğunu biz belki farkında değiliz. Böyle bir algı var mı? Böyle bir algı belki biraz da bizden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü acil vakaya müdahale ediyoruz. Yani 1-2 saat içerisinde bakmazsanız ölecek ya da sakat kalacak hasta. Acilden kasıt %90'ı. Aslında bu değil mi hocam? Evet. Ama bunun dışında kendisini acil hisseden herkes acile başvurabilir. Böyle bir siz gelmeyin gibi bir kastımız yok buradan ama o kadar yoğun süreç içerisinde bu kadar uzun titüllerle biz belki kendimizi tanıtmıyoruz. Çünkü acil içerisinde çalışırken biz de araştırma görevlilerimiz gibi formalarımızı giyiyoruz. Evet. O zaman sizin eğitim sürecini bir özetleyelim. Tabii. Şu anki durumu, ekibi belki siz anlatabilirsiniz. Şu an kaç kişi çalışıyorsunuz? Tabii ki. 18 Ocak 2000 yılında genel cerrah uzmanı bir profesör hocamızın vasıtasıyla kurulan acil tıp ana bilim dalının 28 Ekim 2000 yılında araştırma görevlisi olarak başladım. Hala orada hayatıma devam etmekteyim. Çok da memnunum. Bu 17 yıl içerisinde uzmanlığımı aldım, yardımcı doçent olarak kaldım. Yaklaşık 20 tane uzman yetiştirdik ve bunlardan 6 tanesi akademisyen oldu. Yani aslında çok da yeni değiliz. Gerçekten köklendik ve köklenmeye devam ediyoruz. Hala hazırda da 5 uzmanımız, yardımcı doçent ve doçentimiz, 17 araştırma görevlimizle 7/24 hasta bakmaya devam ediyoruz. Peki bu 17 araştırma görevlisi profili benim bildiğim kadarıyla diğer uzmanlık alanlarından farklı. Farklı. Çünkü uzun yıllar belki tecrübesi olan
pratisyen hekim geçmişi olan birçok mesai arkadaşınız var değil mi? Tıp fakültesi hastanesinde ister polikliniklere, ister acile başvurun, isterse de herhangi bir klinikte yatarak tedavi olun. Sizin birebir muhatap olduğunuz kişi tıp fakültesini bitirmiş, pratisyen hekim olmuş, belirli bir dönem pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra ben artık şu branşta hayatıma devam etmek istiyorum deyip profesyonelleşmek isteyen insanlar. Asla öğrenci değiller. Yani ülkenin herhangi bir özel hastanesi ya da devlet hastanesinde karşılaşacağınız pratisyen hekimlerin üstünde, akademisyenin bir tık altında diyelim. Evet. Acilde sizi ilk karşılayanlar, kapıda bir profesyonel triyaj ekibimiz var. Amerika menşeli kurulan bir paramedik sistemi. İlk şikayetlerinizi onlar alıp genel değerlendirmenizi yaptıktan sonra hekimle karşılaştırırlar sizi. Hekim sizi hemen alıp muayene etmeye başlar. Hemen mi? Her zaman maalesef mümkün değil. Eğer tüm muayene edebileceğimiz alanlarımız doluysa ya da içeride beyin kanaması, kalp krizi, trafik kazası, zehirlenme gibi saniyeler içerisinde müdahale etmesek öleceğimiz vakalar var ama siz 3-4 gün önce ayağınızı burktuğunuz için geldiyseniz sizi bir miktar bekleme salonunda bekletebiliriz. Ama içeriği toparlayıp hastaları yerleştirip ameliyathane, yoğun bakım gitmeleri gereken yere yolladıktan sonra ilk alacağımız hasta, ilk bekletmeye başladığımız hasta olacaktır. Evet, sistem bu şekilde ama biz hasta olarak belki bu kadar da farkında değiliz. Evet, bir acil hizmeti veriliyor ve biz kendimizce bir acil gerekçeyle bu hizmet veren kuruma ulaştığımızda buyurun efendim hemen sizinle ilgilenelim diye bir süreç bekliyoruz. %98 yaptığımız bu aslında. Ve, ama %2'lik kesimle bir bekletmemiz olabiliyor ama ben de şunu açık yürekle söyleyeyim. Ben acilim diye acile gelen herkes acildir. Ama sistemin çalışması içerisinde triyaj dediğimiz bir seçme var. O triyajın içerisinde işte kırmızı alan müdahale etmezsek ölecek. Sarı alan her an kırmızıya dönebilir, bir an önce bakalım. Yeşil alan aslında polikliniğe de gidebilir ama madem acile geldi mağdur etmeyelim bakalım kısmı var. Evet. Şimdi aslında genellediniz, kucakladınız bütün rahatsızlıkları. Herkes gelebilirdiniz ama bir netlik koymak, bir çerçeve koymak açısından yani kimlerin acile gelmesi sizce uygundur? Hangi hastalar acile başvurmalıdır? Hangi hastalar diye hasta seçemeyeceği için bunu her tür rahatsızlığını kendisinde acil olarak hissettiği her rahatsızlık acile başvurabilir. Acilde ilk değerlendirmesi yapılır. Fakat hekim karar verdikten sonra, değerlendiren hekim karar verdikten sonra ki bu karar polikliniğe git oradan devamını al olabilir. Veya yatacaksın serviste devamını alacaksın olabilir. Ameliyathaneye geçeceksin olabilir. Bunun kararını oradaki hekim verir, değerlendirir. Acildeki acil tıp uzmanı olmaya aday hekim karar verir. Bu karar verildikten sonra da itiraz etmemek gerekir. Yani illa ben yatacağım da yatarak tedavi alacağım diye bir şey yok. Değerlendirildikten sonra karar verilmesi gereken bir şey. Biz hep şunu deriz, tepeden tırnağa küçük bir tırnak ağrısı da olsa tabii ki acile başvurabilir. Acilde ilk değerlendirmesi yapılır. Ama bunun acilde çözümü gerekmiyorsa veya bazı kan tetkikleri acil değilse poliklinikten değerlendirilmesi gerekiyorsa sonrasında polikliniğe başvurması gerekebilir kişinin. O yüzden de biz hep şunu deriz, her tür vaka acile başvurabilir. Ama değerlendirme sonrası orasında hekime ve sağlık personeline bırakın. Değerlendirdikten sonra da ısrarla bana şu da yapılsın, bu da yapılsın denmemesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Evet. Ben en azından bu bilinci biraz daha oluşturma açısından sordum az önce. Peki bir öncelik sırası tayin edecek olursak az önce hocam söyledi. Renklerle ayırdı zonları, bölümleri ama Isparta için düşünürsek veya genişletirsek daha sonrasında nasıl bir öncelik sırası tanımlayabilirsiniz? Tabii ki bizim kırmızı alan dediğimiz yani resütasyon odasına, canlandırma odasına aldığımız hasta grubu var. Bunlar gerçekten dakikalar içinde müdahale edilmezse ölebilecek hastalar. Nelerdir bunlar? Kalp krizi olabilir, travma hastaları olabilir veya felç geçiren hastalar olabilir. Bunlara çok hızlı müdahale edilmesi, bilinci kapanmıştır etmiştir, çok hızlı müdahale edilmesi gerekir. Dakikalar içinde kaybedilecek vakalardır. Eğer bunlara öncelik vermez de
az önce arkadaşımın da bahsettiği gibi bir iki haftadır ayağı ağrıyan edene öncelik verirsek bunları kaybetme riskimiz var. Bunları kaybetmemek için onu biraz bekleme salonunda bekletebiliyoruz. Diğer hastaya öncelik veriyoruz. O hastayı stabillediğimiz anda, nereye gitmesi gerekiyorsa orayı belirlediğimiz anda tabii ki diğer bekleyen hastaya da müdahale ediyoruz. Her zaman bahsediyoruz. Kırmızı alan, öncelikli alanımız. Bunların birçoğu da zaten bize ambulanslarla getirilen hastalar. Ama her vaka öyle mi? Değil. Tabii ki ambulansla değil, kendi özel aracıyla gelip kötü olan hastalarımız da oluyor. Bunları ilk triyajda karşılayan ekibimiz vitallerine bakıp, vitaller dediğimiz tansiyonuna, nabzına, ateşine bakıp kötü hissettiyse bu hastayı zaten kapı girişine en yakın olan resütasyon odamıza alıyoruz. Niye kapı girişine en yakın? Saniyelerle yarışıyoruz çünkü. Ve bu hastalar geldiği anda ekibin hepsi birden alert oluyor. Diğer hastalarda ekibin birkaçı bir hastaya bakarken birkaçı diğer hastaya bakabiliyor ama bu hastalar geldiği zaman ekibin hepsi birden harekete geçiyor ve bunu kurtarmak için herkes bir yerinden gelişiyor. Bir kısmı solunumla uğraşırken, bir kısmı dolaşımıyla uğraşıyor, bir kısmı damar yoluyla uğraşıyor, bir kısmı ilaçlarla uğraşıyor. Ameliyathane gerekiyorsa bir kısmımız da hemen ameliyathaneyi hazırlatıp ameliyathaneye hastayı aldırıyoruz. Kalp masajı gerekiyorsa da hızlıca kalp masajı başlanıyor. Hatta sahada başlanmış olması gerekiyor bazen. Sahada başlanıyor, devamı bizde yapılıyor ve canlandırma girişimlerinde bulunuyoruz. Yani bizim asıl önceliğimiz bunlar olmasına rağmen hep bahsettiğimiz diğer ayaktan olan hastaların da acil olduğunu düşünüyorsa ilk değerlendirmesi yapılması gerekiyor tabii ki. Ama evet, önceliği değil. Az önce belki sormam gerekiyordu ama siz şimdi söyleyince biraz daha netleşti bende. Sizin alanınızda birçok şeyi bilmek lazım. Evet, siz genel olarak doktor unvanı aldığınız anda zaten çok geniş kapsamda bir bilgi sahibisiniz. Ancak acil uzmanlığında çok hayati müdahaleler söz konusu olduğu için birçok alanda anında karar verecek donanıma sahip olmanız, çok dikkatli, çok yetili olmanız gerekiyor. Yanılmıyorum değil mi hocam? Tabii ki. 4 yıllık acil tıp uzmanlığı eğitimi boyunca hemen hemen her klinikle ilgili en acil durumları zaten eğitimimizde öğreniyoruz. Bazılarıyla belki hayatımızda hiç karşılaşmıyoruz. Evet. Ama yani bilmek zorundasınız. Tabii ki bilmek zorundayız. Bunlara da müdahaleyi biliyoruz. Ama karşılaşma durumumuz olmayabiliyor. Bu da bölgesel farklılıklar oluşturabiliyor. Ama travma gibi, serebrovasküler olay dediğimiz beyinde felç olayı oluşması gibi, kalp krizi gibi olayları hemen hemen her yerde çok sıklıkla karşılaşıyoruz zaten. Bunlara çok hızlı müdahale edebiliyoruz. Veya kalbi solunumu durmuş kişiye her yerde karşılaştığımız için bunlara hızlı müdahale edebiliyoruz. Diğer hastalıklarında uç sendromlar vardır bazen. Tanı serviste konulması gerekir. Serviste devamının yapılması gerekir ama ilk müdahalesi gerekiyorsa acil serviste tabii ki bunun ilk müdahalesi yapılır. Hava yolu solunumu dolaşımı garanti altına alınır. Onlar bir stabillenir. Ondan sonra yoğun bakıma yatması gerekiyorsa yoğun bakım. Servise yatması gerekiyorsa servise yatırılır ve tedavisinin devamı. Hatta acilde bazen tanı koyamayız biz. Ama stabilizasyonunu yaparız. Yukarıda tanısı konur. Serviste tanısı konur. Yoğun bakımda tanısı konur. Ama bunlara da müdahalemiz vardır. Bunlara hiç müdahale etmeyeceğiz. Biz bunu bilmiyoruz deyip çekilmiyoruz. Evet. Bu 4 yıllık eğitim sürecinde tabii ki 4 yılla da sınırlamamak gerekiyor. Biz 4 yılımızı bitirdik, uzmanlığımızı aldık. Sonrasında akademisyenliğe başladık ettik. Bu süreç devam ediyor. Uzman olarak da çalışsanız bir yerlerde zaten mesleğimiz gereği, hekimlik mesleği gereği bu eğitimler devam ediyor. Sürekli toplantılarda olsun, kongrelerde olsun, kendi iç eğitimlerimizde olsun. Sürekli bu acil konularıyla ilgili eğitimler veriliyor ve bu eğitimlerde güncel bilgileri tazeliyoruz. Eskiden olan bir uygulama sonrasında kılavuzlarda kaldırılabiliyor. O uygulamalara geçiyoruz. Yeni uygulamalar daha başarılı sonuçlar elde etmiş oluyor. O başarılı sonuçları kullanmaya başlıyoruz. Sürekli kendimizi güncelemekle meşgulüz. Evet, yani bilim, teknoloji her alanda olduğu gibi tıpta da evet, alanına göre, konusuna göre belki çok hızlı, belki daha ağır tempoda ama bir devinim içerisinde bir yeniliği takip etmek muhakkak gerekiyor. Akademik boyutunu, teknolojik boyutunu kesinlikle da diyelim.
Biz ne açıdan neredeyiz hocam? Hastanemiz biz çok olarak iyi durumdayız. Şöyle, acil tıp anabilim dalı için ultrasonumuz var mı? Var. Ekomuz var mı? Var. Bunları yapabilecek uzmanlarımız var mı? Var. Asistanlarımıza bunların eğitimini veriyor muyuz? Veriyoruz. Solunum cihazımız transportta olsa var. Bununla hastayı takip edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Ama bizim genel prensibimiz, kendi anabilim dalımız için, hastanın yatacağı klinik belli olduktan sonra spesifik tedavisini ilgili klinikte ilgili uzmanın gözetiminde alması. Biz hastanın hayatını kurtardık, stabil hale getirdikten sonra ilgili yoğun bakım ya da klinikte tedavisinin devam etmesi. Solunum cihazına bağlı olarak takip edebilir miyiz hastayı? Edebiliriz. Ama hasta için kar zararı hesapladığımızda bununla ilgili 5 sene eğitim alan bir reanimasyon anabilim dalı var. Sonuçta bizim eğitimimiz 5 yıllık reanimasyon kadar değil. Evet, takip edebiliriz, hastaya zarar vermeyiz. Ama daha mükemmeli varken niye esirgeyelim hastamızda? Evet. Bu mantıkla gittiğimizde evet, her türlü yeni acil tıp anabilim dalına katılan aletlerimizi, edevatlarımızı, teçhizatımızı ve lojistiğimizi kuruyoruz ve bunları kullanabilir hale geliyoruz çok kısa sürede aldığımız eğitimler ve kurslarla ve yetiştirdiğimiz uzmanlarımızı da bu eğitimlerin doğrultusunda yetiştiriyoruz. Şimdi aslında belki direkt sizin alanınızla ilgili değil ama ambulansla size gelen hastalardan bahsettiğiniz için yine sormak istiyorum. Bir ambulans görüyoruz ya da sesini duyuyoruz, siren sesini duyuyoruz. Bizim bildiğimiz yakın mesafedeki bir hastaneyi pas geçerek başka bir yere gitmekte olan bir ambulans bu. Bir soru işareti geliyor aklımıza. Acaba neden oraya gitmedi? Bir yönlendirme, bir sistematik var bu işin içinde ama bunu izleyicilerimizle paylaşalım mı hocam? Ya, bu sistemin nasıl çalıştığını. Tabii ki biz hastane öncesi acil tıp dediğimiz işte 112'lerin olduğu sistemlerle zaten entegre çalışıyoruz. Yani onlar bizim ayrılmaz bir parçamız. Sadece bu işler hastanede, acil servislerde bu hizmetler verilmiyor. Hastane öncesinde de bu hizmetlerin verilmesi gerekiyor. Hasta nerede oluşacağı o hastalığın belli değil. Özellikle travmatik hastalıklar son yıllarda sahada gelişiyor zaten. Veya bir kalp krizi sahada gelişebiliyor. Bunu sahadan alan grup genellikle bizim ayrılmaz bir parçamız olan 112 dediğimiz son yıllarda tek rakama geçilen ve herkesin bilebileceği, sağlık hizmeti alabileceği bir kurum. Bu kurumdan başvuru olduğunda, 112 arandığında oradaki merkezde çalışan kişiler, telefonla ulaştığınız kişiler ilk değerlendirmesini yapıp ambulans çıkarabiliyor. Bu ambulans çıkarmada hep şu kafaları karıştıran bir durum var. Yakınımızda hastane vardı, oradaki ambulans bu göreve gelmedi gibi bir düşünce oluşuyor. Aslında yakınınızdaki hastane bu işi yapan, onun ambulansı bu işi yapan ambulans değil. Bu işi yapan ayrı istasyonlar var. Onlardan biri mutlaka hızlı bir şekilde görev veriliyor ve o göreve çıkıyor. Çıkış ve geliş süresi de genellikle hızlandırıldığı için Türkiye'nin genel şeylerine baktığımızda 5-10 dakikayı geçmeyen bir süreç. Tabii ki vatandaş olayı gördüğü anda telefonla ulaştığı anı hemen bu işlemin başladığını sanıyor ama oradaki merkezdeki kişilerin karar verdiği an geçerli burada. 112 yıl ulaştığınız merkezdeki kişi kararını tamam ambulans çıkarıyorum diye karar verdiği andan itibaren başlıyor süreç. Ve ambulans gelip aldıktan sonra yine komuta kontrol dediğimiz 112'nin merkezindeki kişilerin kararıyla hastanın aciliyetine göre hangi hastaneye gitmesi gerektiği karar veriliyor. Tabii ki her hasta her hastanede aynı hizmeti alamayabiliyor. Biz üçüncü basamak bir kurumuz. Isparta'nın en üst seviyede acil hizmeti veren kurumu veya hastane hizmeti veren kurumu biziz. Birçok girişim, birçok işlem bizim hastanemizde yapılabiliyor. Bu tür vakalar olduğunda da başka bir hastanenin önünden geçerken oraya bırakmaması gayet doğal o hastayı. Tabii ki çok acil, solunum dolaşımı müdahale gerektiren bir hastaysa en yakın acile girecek o. Herhangi bir sağlık kuruluşunun en yakın acilinde. Bunlar stabilize edildikten sonra da üst kuruma nakli gerekebilir. Veya bunun stabilizasyonu gerekmiyordur. Sahada zaten değerlendirmesi yapılmıştır.
şu kurumun acil servisine gitmesi gerekir. Çünkü orada iyi hizmet alacaktır bu. Devamını, servis hizmetini, yoğun bakım, ameliyathane hizmetini orada alacaktır. O yüzden öbür hastanelere pas geçerek devam edebilir. Bu arada da geçerken ederken trafik yoğunlaştığında, sirenini çaldığında tabii ki insanlar niye acil başka hastane varken bu siren çalıyor, öbür hastaneye girmedi diye düşünebiliyorlar. Evet. Ama o trafiği açmak amaçlı yapılan bir şey. Çok hızlı gitmesi gereken bir vaka olmayabilir içinde. Artı hep şunu söylerim ben, 112 sisteminde kendim çalışmadım ama çalışan arkadaşlarla sürekli irtibat halinde olduğumuz için biliyorum. Direkt 112 arandığında 112 olay yerine gidiyor, hastayı değerlendiriyor ediyor. Sonra ilk değerlendirme sonrası gideceği merkezi dediğim gibi komuta kontrol belirliyor. Komuta kontrol belirledikten sonra çoklu vakalarda tüm hastanelere dağıtım oluyor. Tekli vakalarda da en iyi hizmet alacağı hastaneye ulaşması gerekiyor. En iyi hizmet alacağı hastane genellikle biz olmamıza rağmen basit rahatsızlıklarda da diğer hastanelere nakli sağlanabiliyor bunların. Mesela evet. Isparta'daki tek inme merkezi biziz. İnme merkezi. İnme merkezi. Yani felç geçiriyorsanız, yüzünüzün bir tarafında düşme varsa, kolunuzu bacağınızı kaldıramıyorsanız, konuşmanız peltekleştiyse ve 112'ye yakınlarınız ya da siz ulaştıysanız, bu hasta ilk 3 saatte bize ulaştığında biz beyindeki pıhtının yerini bulup çözebiliyoruz o pıhtıyı ve tamamen hastayı kurtarabiliyoruz. Saatlerin bu kadar önemli olduğu vakalarda tabii ki şehir hastanesi ya da özel hastaneleri geçerek direkt bize getiriliyor hasta. Olması gereken de bu zaten. Evet. Mesela 7-24 anjiyo yapabiliyoruz kalp krizi geçiren hastalara. Bu evet. özelliği olan tek hastane de biziz. Evet, acil o yüzden, anjiyodan evet, bahsediyoruz. Göğsünde baskı tarzında ağrısı olan ya da çenesinde boynuna ağrı tarifleyen, midesinde geçmeyen bulantıları, kusmaları, şikayetleri olan hastalar eğer komuta merkezi kalp krizi düşünüyorsa bütün hastaneleri pas geçerek bize getiriyor. Evet. Çünkü en son nihayede alması gereken tedaviye bir an önce ulaşması gereken vakalar bunlar. Evet, şimdi benim net göremediğim resim biraz daha netleşti. Çünkü oraya gitmesi gerekiyor evet. hastanın. Yani doğru adres orası. Herhangi bir yer değil. Çünkü ona göre bir rahatsızlığı var. Doğru ve hızlı müdahale orada yapılabileceği için diğer hastaneleri pas geçip, diğer sağlık kuruluşlarını pas geçip oraya ulaşması gerektiği ortada. Peki bizde bir yatak kapasitesinden bahsedilebilir mi hocam? Yani acilde aynı anda işte kaç hasta tedavi edilebilir? Yani o günkü uzman sayısına göre midir? Nasıl bir işleyiş var? Resütasyon odamız bir yatakla ama iki yatağı çıkarabiliyoruz. 13 yataklı bir monitörlü alanımız var. Yakından hastaları takip edebildiğimiz kötü vakalara, kırmızı ve sarı alana baktığımız. Bir de bakı birimimiz var, 4 yataklı. Toplamda 18 yatakla hizmet veriyoruz. Ama çok çok elzem durumlarda pediatri anabilim dalına bağlı olarak çalışan çocuk acilin yataklarından da kendimize yatak çekerek yatak sayımızı arttırdığımız oluyor. Bir de çocuk... Aynı anda mevcut 20 hastaya bir fiil hizmet verebiliyoruz. Evet, bu az bir yatak sayısı değil. Değil. Müdahale sonrası müşahede dediğimiz bir süreç midir hocam? Adı mıdır müşahede süreç, altında evet. kalmak? Orada sizin gözleminiz altında belli bir süre hasta kaldıktan sonra taburcusuna da karar veriyorsunuz icabında. Evet. Bir sonuç da bu. İlla, alması gereken tedaviyi biz acil serviste tamamladıktan sonra evinde tedavisini devam edecek hastaları taburcu edebiliyoruz. Ama yatması gereken hastaların en büyük şansımız o herhalde çok kısa sürede servislerde yatak ayarlayabiliyoruz. Yani diğer büyük şehrin acil tıplarına baktığınızda üniversitelerin 48 saat acilde bekleyen vakalar olabiliyor. Ama bizim maksimum saatimiz 12 saat. 12 saat içerisinde mutlaka yerini ayarlayıp yatırıyoruz hastayı. Şimdi muhakkak şehre göre, o şehrin standartlarına göre vaka farklılıkları söz konusu oluyordur standartların dışında. Isparta için böyle bir profilden bahsedebilir miyiz? Örneğin işte yaz mevsiminde bize çok elma ağacından düşen geliyor gibi bir rakam, bir veri var mı? Tabii ki bununla ilgili verilerimiz var. Genellikle insanlar acil servis deyince böyle travmatik, kanlı, canlı vakaları düşünür.
böyle kafalarında onları canlandırır ama bizim dahili vakalar dediğimiz işte bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, karın ağrısı gibi vakalarımız daha fazla sayıda. Sayısal bazda düşündüğümüzde. Ama insanlar acil dediğinde bir yerlere ezilmesi, bir yerlerine bir şeyler çarpması şeklinde veya bir yerlerinin kopması şeklindeki şeyler. Tabii bunlar da var ama vaka sayımız da biraz daha az. Geri plandalar. En sık karşılaştığımız vakalar az önce de bahsettiğim gibi dahili vakalar. Bunlar ayaktan gelebilir, ambulansla gelebilir, iyi olabilir, kötü olabilir. Bunların sayısal bazda üstünlüğü daha fazla. Travma vakaları ise yine bu bölgede sizin de bahsettiğiniz gibi ağaçlardan düşmeler, elma ağaçlarına sezonsal olarak bunlar daha çok geliyor veya ceviz ağaçlarından düşenlerimiz geliyor. Elma ağacından değil de ben burada öğrendim o üç ayaklı merdivenden düşmeler de çok gelebiliyor travmatik vaka olarak. Bu tür vakalar da acil tıpta müdahale edilen, belki ilk müdahalesi bizde yapılıp sonra ilgili yerlere yatırılan vakalar şeklinde karşılaşabildiğimiz vakalar. Kış sezonlarında da özellikle solunum sıkıntıları artıyor. Şu dönemde özellikle solunum sıkıntılı hastalar ve karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz hava şartları değiştiğinde ettiğinde çok karşılaştığımız vakalarla olabiliyor. Şimdi evet maalesef Isparta için her kış bir iki vaka duyuyoruz soba zehirlenmesi olarak halk arasında adlandırılan vakalar. Bizim kışlık bir standardımız maalesef. Ama yine mevsimsel, sezonsal olarak belki kayakla ilgili veya buzlanma ya da kaymalarla ilgili yaşanan travma sebepli başvurularda sanırım kışın artıyor size. Onlar da daha çok sezon da açıldı biliyorsunuz. Davras sezonu da açıldı kayak merkezimiz olarak. Oradan düşmeler, kırıklar, ufak tefek travmalar gelebildiği gibi çok nadiren ciddi travmalar da gelebiliyor orada. Kayağın çarptığı, deldiği, ettiği, parçaladığı vakalar da olabiliyor. Tabii ki sezonsal olarak bu tür şeylerle karşılaşıyoruz her zaman. Önceki yıllarda karşılaşmıştık, son yıllarda azaldı. Özellikle askeri personelin tatbikatları oluyor. Kış tatbikatları oluyor. Onlardan gelen vakalar da oluyordu. Donma vakaları gibi vakalarla da nadir de olsa karşılaşabiliyorduk. Evet. Nesrin Hocam o zaman çocuk acil kısmına da şu detayla girelim mi? Bütün çocuk acillere az önce söylediniz ayrı bir birim hizmet mi ediyor yoksa sizin kabul ettiğiniz çocuk acil başlıkları ayrı mı? Çocuk acil bilim dalı aslında pediatri ana bilim dalına yani çocuk hastalıkları ana bilim dalına bağlı. Ama biz her türlü düşme, kırık, çıkık, yaralanma, trafik kazası gibi travmatik dediğimiz pediatrik vakalar bizim sorumluluğumuzun altında. Ama zehirlenmeler, yanıklar, ateşli çocuklar, döküntülü hastalıklar ya da işte karın ağrısı, baş ağrısı gibi durumlarda ya da nöbet geçirmelerde çocuk acilde pediatri uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Evet. Ama her türlü travmasına acil uzman olarak biz bakıyoruz. Şimdi sohbetin başında aslında söylediğimiz, devamında da birkaç kere değindiğimiz acile giden herkesin beklediği bir öncelik sırası ya da önce müdahale sırası ama gerçeğin bu olamayışı. Hastalığın derecesine göre bir sıralamanın söz konusu olması ve değerlendirmenin tarafınızdan yapılması. Ancak bu arada tabii ki sinirler geriliyor hocam. Son yıllarda maalesef medyaya çok yansıdığı halde giderek artan bir sayıda şiddet haberlerine muhatabız. Özellikle bu servislerden ziyade acillerde yaşanan hadiseler. Bu konuda söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii ki. Şu anda en son aldığım verilere göre yaklaşık 680-690 milyon civarı sağlık kuruluşlarına başvuru varmış. Bu bizim nüfusumuzun acile başvuru değil. Tüm sağlık, poliklinik de dahil. Bu yıllık bir veri. Yıllık veri. Bu kadar kişi, nüfusumuzu 80 milyon düşünürsek,
yaklaşık 8-9 katı bir insan sağlık kuruluşlarından hizmet almakta. Bunların yaklaşık 120-130 milyonu acillerden hizmet almakta. Ve son aldığım veride de aile hekimlerinden, yani mahallemizde bulunan hekimlerimizden aldığımız hizmet azalmış durumda. Herkes çözümü acillerde arıyor. Bu da tabii ki bu kadar sayıyı, bu kadar hekimle, bu kadar hemşireyle, bu kadar personelle karşılamak biraz zorlaşabiliyor. İlk konuşmamızın başında da bahsettik, triyaj sistemimiz var. Bu triyaj sisteminde kötü hastaya öncelik veriyoruz dedik. Ama vatandaşımız ilk geldiğinde beklediği şey, ben önce geldim, numaratörden önce sıra aldım, önce gireyim. Böyle bir işleyişimiz yok bizim. Kötü hasta önceliklidir, bekleyebilecek hasta sonradır. Bakılır, değerlendirilir, eder. Bu yüzden de niye beni önce almadınız diye gerginlikler oluşabiliyor. Yani daha sonra gelen bir kötü hastaya biz öncelik verdiğimiz için dışarıda bekleyen hasta, yani bekleme salonumuzda bekleyen hasta, aslında orada da triyajda görevli bir elemanımız var, sağlık personelimiz var. O sürekli onu gözlemliyor. O kötüleşirse zaten onu içeriye alıyoruz, biz değerlendiriyoruz. Yatak bulamasak bile gerekirse bir sedye çekiyoruz, bir tekerlek sandalye çekiyoruz. Bir şeylerin üzerinde bir değerlendirmesini yapıyoruz. Veya içeride daha iyi bir hastayı hemen hızlıca sen dışarıya diyoruz, seni içeriye alalım, bunu değerlendirelim edelim diyoruz. Bu önceliği her zaman veriyoruz. O arada da dediğim gibi bekleyen hastada gerginlik oluşabiliyor. Ki vatandaşımız hemen ilk geldiği anda sırayı aldıysa sıra bana gelsin. Bu polikliniklerde uygulanabilen bir sistem. Acil servis için geçerli olabilen bir sistem değil. Çünkü her insan kendi yakınını acile götürdüğünde acilden hızlı hizmet almak istiyor da kendi yakını öyle kalp kriziyle giderse ederse önceliğin ona verilmesini tabii ki ister. Veya travmayla giderse ederse tabii ki ister. Benim burada bir şeyim var. Tüm asistanlarıma da, tüm yetiştirdiğim arkadaşlara da, onun haricinde tüm toplantılarımızda da bahsettiğim, sesi çıkmayan hasta kötü hastadır. Eğer dışarıda bağırıyorsa, çağırıyorsa, en azından bunun diyorum akciğerleri çalışıyor, kalbi çalışıyor. Bu hızlı müdahale istemiyor. Ama sessiz bir şekilde bir yerlerde duruyorsa, ediyorsa, bu her an kalbi solunumu durabilecek hastadır veya durmuş hastadır. Bu önceliği hak eden hastadır. Yine bizde gördüğüm kadarıyla bu şiddet olayında hastadan çok hasta yakınları bu şiddeti uyguluyor. Hasta gayet bizimle uyumlu. Biz her türlü şeyini yapacağız, edeceğiz. Ama hasta yakınları niyeyse o hastayı getirdikten sonra oraya teslim edip oradan hizmeti alırken kendi başka yerdeki işini mi düşünüyor, başka bir problemini mi düşünüyor? Bir an önce oradan işlemi yapayım, çıkayım, gideyim diyor. Bu işlemler de öyle hemen hızlıca oluveren işlemler değil. Tabii ki hastanın tamamen değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuç kararının tamamen verilmesi. Bazen laboratuvar sonucunun beklenmesi gerekiyor. Bazen bir tetkikin beklenmesi. Bazen de bir tedavinin başlayıp tedavinin etkili olup olmayacağı sürecinin beklenmesi gerekiyor. Bunlar hepsi süreç alan işlemler. Bu da dışarıda bekleyen hasta yakınına gerginlik oluşturuyor. Bu konuda sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Bilgi akışı oluşturmaya çalışıyoruz ama bu bilgi akışı da yetmeyebiliyor. Nasıl yetmiyor? Bir tane hasta yakını varsa sorun olmuyor ama çoklu hasta yakını olduğunda hepsi ayrı ayrı tek tek bilgi almak istiyor. Biz de bu durumda diyoruz ki en yetkin kişinize bilgiyi verelim, o diğer arkadaşlara versin. Bu bilgi akışında da her zaman şu oluşuyor. Kulaktan kulağa oyununda olduğu gibi maalesef. Baştakine verdiğiniz bilgi en sondakinde farklı bir şekilde çıkabiliyor. Bu da gerginlikleri arttırıyor tabii ki. Sonuçta şiddet olayına maruz kalabiliyoruz ki bizim acilimizde şükür şu ana kadar fiziksel şiddet çok yaşamadık. Sözel şiddet yaşadık tabii ki ama fiziksel şiddetimiz çok fazla olmadı. Bu da bizim iyi hizmet verdiğimizi gösteren bulgulardan biri diye düşünüyorum ama tabii ki altyapımız da buna uygun. Büyük şehirlerde bu tür şiddetler çok daha fazla karşılaşılıyor. Yani basından biz de takip ediyoruz veya kongrelerimizde, toplantılarımızda bunlar tartışılıyor. Evet. O tartışmalarda çıkan sonuçlar var. Bunları basınla, yayınla paylaştığımız zaman bazıları gündeme geliyor, bazıları hiç gündeme gelmeyebiliyor. Ama yine de bu konuda bizim de çalışmalarımız var. Bilimsel çalışmalarımız da var şiddet konusunda. Şiddetle ilgili çalışmalar, yayınlanmış çalışmalarımız da var. Yayınlanmak üzere hazırlanan çalışmalarımız da var. Bunlardan çıkan sonuç toplum olarak
gergin bir toplumuz. Hemen hızlı bir şekilde her şeyimizin olsun istiyoruz ama bir başkasının sırasını almak da çok uygun olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kötü hastaya öncelik verilmesi gerektiği konusunda biraz eğitim almamız gerektiği veya bu konuda bir iki ilk karşılaştığımız anda bir iki nefes alıp verip düşünmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Sonrasında zaten o şiddet şeyimiz geçiyor. İlk anlık olay, anlık tepki veriyoruz. Sonrasında düşünüyoruz ki bu niye tepki verdim ki ben buna? Yani bu böyle işlemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bir de benim kendi yakınlarımda da vardı bu. Eski SSK döneminden kalma bir durum var. Yani benim yakınlarım da diyordu ben SSK şu hastaneye gittim. Bağırdım, çağırdım, bana baktılar. Aslında öyle bir şey yok. Ben az önce de bahsettim. Bağırdıysan, çağırdıysan solunumun dolaşımın var demektir. Bağıramıyorsan solunum dolaşımın yok demektir ki o bizim asıl kırmızı alana aldığımız vakalar o bağıramayan, çağıramayan vakalar. Onlara da hızlı müdahale yapmak zorundayız. Onların da stabilizasyonu hızlı bir şekilde sağlamak zorundayız. Evet, bu sorunun cevabında bahsettiğiniz rakamlar ürkütücü. Ki bu noktada yükselen bir grafik varsa çok daha kötü. Bir takım sistemler geliştiriliyor yöneticiler tarafından. Çeşitli basamaklar, işte aile hekimliği uzun zamandır uygulanmaya çalışılıyor ama biliyoruz ki dört dörtlük işletemiyoruz. Çünkü biz direkt hastaneye başvuruyoruz hasta olarak. Zaman içerisinde bu rakamların azalması gerekiyor. İlaç tüketiminde de aynı şeyle yükselen bir grafik söz konusu. Bu noktada bir takım hizmetler sunulmaya çalışılırken belki daha çok dikkat, daha çok bilinç bizlere düşüyor hastalar olarak veya hasta yakınları olarak. Özeline indiğimizde de konunun acilde biraz daha sakin davranmamız gerekiyor. Elbette ki yani Allah düşürmesin diyoruz. İnşallah kısa sürede ve kolayca atlatılabilir süreçler yaşayacaksak da illaki öyle olsun diliyoruz, arzu ediyoruz. Ama bizden ya da bizim hastamızdan çok daha kritik durumda dediğiniz gibi kötü hastalığı kötü olan birilerine müdahale ediliyorsa biz de beklemek durumunda kalıyoruz. Bu sistemin bir gerekliliği olduğu için de bu bilinçle ve daha sakin davranmamız gerektiği konusu çok ortada. Ve böyle olmaya da davet ediyoruz sevgili izleyicilerimizi. Değerli hocalarımız, Sayın Önder Tomruk, doçent doktor, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Nesrin Gökmen Beceren, yardımcı doçent doktor, aynı zamanda başhekim yardımcısı hocam. Teşekkür ediyoruz efendim programımıza konuk oldunuz. Bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Ve mesai arkadaşlarınıza. Değerli izleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam programını tercih ettiğiniz için, izlediğiniz için. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Preview.